Gençliğinin bağrında hayattan koparılan Azra Gülendam Haytaoğlu unutulmadı. 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ismi Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi okuma salonunda yaşatılacak. Gazetecilik bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu adına düzenlenen salonun açılışı öncesi üniversite hayatında yaşadıkları hazırlanan videolarla izletildi. Haytaoğlu'nun arkadaşlarının kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yaptığı konuşmalarsa duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlikte gözyaşlarına boğulan anne Mezide Haytaoğlu ve baba Mustafa Haytaoğlu'nu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan teselli etti. Ama yüreği çok büyük doğdu. Profesör Doktor Özdenen Özkan Azra'nın anısının yaşatılacağını belirterek şiddetin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Sevgili Azra'nın ismini bu salonda önünden her geçtiğimizde yaşanan korkunç olayı değil, onun kadına şiddetle olan mücadele konusundaki kararlı da aklımıza gelmeli ve her adımda onun hedefini paylaşmak için elimizden ne gelirse yapmalıyız. Çünkü Azra'nın acı kaybının hepimizle kadına şiddetin önlenmesi konusunda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bir kez hatırlatayım. Duygularını ifade etmekte zorlanan baba Haytaoğlu, kızını katleden şahsın ailesine böyle seslendi. Mantıklı bir şekilde düşünürsek, konuşursak, mağdur olan biziz. Benim çocuğum katledildi. Bunun ailesine, annesi, babası, amcası, teyzesi, halası, ablası, her kimse çıkıp bana değil, biz güzel bir nüfusun içinde yaşıyoruz. Orada herhangi hamala, boyacıya, kaymakama, belediye başkanına, bir esnafa bize ulaşacak bir mesaj gönderebilir. Onlara bir mesaj vermek istiyorum. Eğer Çin'de deli olan insanlık varsa, yüreğe gidiyorsa sizi mahkemeye bekliyorum. O mahkemeye gelin. Madem çocuğumuz, madem bu kadar kaçıyorsunuz, kaçak uğramak unutmayınız. Haytaoğlu kızının katilinin en ağır cezayı alması için elinden geleni yapacağını söyledi. Büyük ceza verilmesini istiyorum. O bunu kimin çocuğuna yaptığını bilmiyorum. Ne yazık ki şu an konuştuğumu duymuyor. Size rica ediyorum, yalvarıyorum. O bunu kimin çocuğuna yaptığını bilsin. 50 yaşındayım. Bir 50 yıl yaşasam sadece amacım ona bunu belirle dökmek. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Onun canlanmak istiyorum. Çocuğumu kaç parçaya bölmüşse ölse dahi ona aynısını yapmak istiyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum.